Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala adihi ve sahibi İsmail. Ala Resulüne Muhammedin selavat. Allah'a selam. Gölge çalıştım ben. İnşallah başlıyorum. Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan Cemal-i Mutlak sahibi Zat-ı Zülcemal'in ve Zülcemal'in bir isminin bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan fıtratımda o Kamil-i Mutlak'ın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, ailenin bekasına aşık olmuştu. Hasbinallah ve ni'mel vekil geldi, perdeyi kaldırdı. Şualar 63'te, Risale-i Kütüphanesi'nde göre. Bir de dersim biraz enfüze olduğu için bir şey paylaşmak istedim inşallah. Dur, gölge çalışma... dur bir evet, kamerayı böyle bir kafanın şurasını kesiyor. Biraz böyle, biraz önceki gölge... gibi. Bir bakayım, yok gene gelince, biraz daha aşağı indir. Öne gelince şey yapıyor, yok tam tersini yap, biraz da yap. Şimdi ama derse yaklaşınca, şimdi oldu. Tamam. Gölge çalışmamış çalışmamın ana metni şudur. Baki ve sermedi bir ismin gölgesi olmak nedir? Olunca nasıl hissederiz ve neler yaşarız? Bunların cevaplarından enfüzi bir düşünmeye almakla beraber gölgeyle alakalı püf noktalı olarak gördüğüm yerde işaret ettim. Akıldan ziyade kalbe bakan kendime yaptım bu derste bu dersi. Üçüncü olarak bunu yazma gereği duydum. Yanlış anlaşılmasın. Vahdi vücuda kendimi nihayetsiz uzak görmekliyim. Hissine bir derece dahi olsa tefekkür noktasına ulaşamayanlar bunu yanlış anlayabilir. Yani çünkü o baki ve serbeki ismin gölgesi olmak üzere nedir? Hissine tefekkür ulaşması lazım. Şimdi inşallah başlıyorum. Ene dahi güven üzerine yaptığı gölgelikten inkişaf etti. Yani kendisi gitti, güven meydana çıktı. Yani güvenin inşikat etti. Ve o güven ile leyse kemik bir şey un cele celal var işaret etti. Kalın Mesnevi 262'de. Şimdi gölgesi olmak ayendarlığını bilmektir. Yani şuur imani ile aynende gözükenlerin maliki yani neşi görmekle şeyin olmadığının farkındalığıdır. Reşe olup maddeden tecerrüt etmektir. Kendi manayı isminden tecerrüt ile Bismillah sırrıdır. Kendi adına değil Allah adına başla. İşte başlıyorum. Bu kendime yaptığım çok lezzetli derslerden bir tanesidir. Devam ediyorum inşallah. Sen mukayyet ve maddede mahpus olduğun için ondan gayet uzaksın. Onun yalnız bir kısım akisleriyle gölgeyle temas edebilirsin. Şimdi reşa olup risalete mazhar olarak ve maddeden bir olup en iyi direk ve ayadarlığını şuuru imani ile aynayı görmekle bilip sende ifade edilip senin olmayanları yani her şeyi fark edip kurkanlaştığın zaman yani en iyi hüveden ayırdığında kendinde fani olup onda beka buluyorsun. İşte onun gölgesi oluyorsun. Onun gölgesi olduğun zaman gölgeyle temas edecek kimse kalmaz. Yani vücut rengin ve vehmi rububiyetin gölgenin kalmaz. Gölgenin yegane muhatabı güneştir. Artık ben bana bırakılmadım. Ben bende değil onda ifade edildim. Onun bekasıyla benim için dayanık bir mektep tahakkuk etti. Şimdi devam ediyorum. Şualar 125'ten. Vahiy gölgesizdir, safidir, havası hastır, ilham ise gölgelidir. Bir yerde okuyacak, ikisini birleştireceğim. Lemalar 371. Verdi vahidin ilmi ezelisinin aynesinde bulunan mahiyet eşyada suverin mevzada gayet suhuletle kudret onlara vücudu harici giydirir ve alemi maneler alemi zuhura getirir, gözlerinde gösterir. Şimdi çoğalar 125 ve lemalar 371 taktikle benim mahiyetim sermedi ve baki bir ismin gölgesi olmak içinden ilmi ezilinin aynesine inikas eden resmanın gölgeleri vahiy gibi umumi olarak ve kimsenin mahiyetine has olmayarak yansıyor.
benim mahiyetim ise Baki ve Seremedi bir ismin gölgesi olmakla yani ilham gibi hiç olan bana has oldular. Çünkü ben ismimde fani oldum. Umumi bir gölgeyi benim mahiyetime fani olmak ile has kıldım. Artık bunlar benim tefekkürlerim. Sözler sayfa 57'de iyi bizi nimetleri de preberde eden sultanımız bize gösterdiği numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını gösterdi. Mahiyetin onun gölgesi olduğunda güneşe muhatabım. Zira gölgenin kendisi sadece aslı görüyor. Çünkü gölge ile temas edecek bir vücut rengi yok. Onun gölgesi olduğunda onu kapatma istidadın ortadan bir tamamıya kalkıyor. Her daim onu göstermek ve ona işaret etmek gölgenin lazımı zaruresidir. Sana bakan sendeki onu görür. Sana bakan sendeki onu görür, seni değil. Mesela ziyanın gölgesi nurdur. Gölgenin kendisinin dahi ışığı var. Gölge güneşi kapatamaz. Böyle bir şansı yok. Sözler sayfa 360'da bazı istidat cüz'iyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. Anladığım kadarıyla Risale-i Nur'da gölge kelimesi iki cihetle istimal edilmiş. Biri istidada bakıyor, diğeri Esma'ya. Ben ikinci cihet olan Esma'nın yani Baki ve Seremedi bir isminin gölgesi olan gölgesine ağırlık verdim bu çalışmamda. Mesela Reşaya Güneş'in saf ve gölgesiz ve küllü bir inikası var. Bu gölgesiz olma durumu kendi aynesindeki renklerle kendine üst rengini vermeyerek eneği yani damdan delik açmak gibi veya hologram yapıya nefsil emre bir pencere açmak gibi gelerek düveden inşikak edip ene inkişaf edilen aileyi görmüş. Bendeki bekanın bana ait olmadığını görmem gibi. İş bu halde istidadımda gölge olmadığı için Baki ve Seremedi bir ismin gölgesi oluyor. İstidadımdaki gölge yerine Baki ve Seremedi bir ismin gölgesi oluyorum. İstidat cihetiyle gölge onu kayıtladığı halde Esma'nın gölgesi olmakla ise hele de vahiydi kıyas edildiğinden onu kayıtlama muhaldir. Esma'nın gölgesi olmakla ona mukayir veya zıt gibi şeyler yapabilecek harici bir vücut yok. Kısaca gölgenin iki yönü var. İstidat cihetiyle kapatıp kayıtlayan iki, Baki Seremedi bir ismin gölgesi olmak cihetiyle kayıtsız olarak onu gösterip açan, kendine ait müstakil, yani gölgenin kendine ait müstakil ve lafı vücut renklerine tecrüt ettiğinden gölge olmakla ona işaret edilen ta kendisisin, daha iyi bir tanımla aynı işaretsin. Sana bakan onu görür, seni görme şansı yok. Sözler 746. Şu kainatın mevcudatı yüzünden tazelenen ve gelip geçen cemaller ve hüsnüler, bir cemal-i sermedi cilvelerinin bir nevi gölgeleri olduğunu, benim mahiyetim sermedi bir ismin gölgesi olursa, bu mezkur cemaller ve hüsnüler dahi bir nevi sermedi bir ismin gölgeleri olduğundan adeta sen dahi gölge olduğundan onlarla bir nevi arkadaş oluyorsun ve mahiyetiniz aynı menbaadır. Mesela siz kainatın mevcudatı zihninde diriliyor ve beka hissi dahi vicdanda olup her ikisi vicdanda zuhur ediyor. Onun gölgesi olmakla vicdanındaki beka senin aynende gözüken değil, bir nevi sıfatın oluyor. Çünkü sen yoksun, onun bekasıyla gayet mutlu oldun. Ve bu mevcudat dahi seninle güzelleşiyor. Sen demekteki maksat, ben de yazımsa da sensin yine oradan, devletler yakasını kesen. Yani burada bu renkli olmadı. Kendine ait bir zengin yok. Seyyar mevcudatın üstünde parlayan cemaat-i cemaliye dahi bir cemal-i selmediği işaret ederler. Sözler 746. Şimdi bunu söylüyorum. Yine mezkur paragrafın devamı olan bu cümlede sen kendi aynendeki kabarcıkların parlayıp gitmesini ve arkadan girenlerin gidenler gibi parlamalarını şuur-u imani ile aynende seyrediyorsun. Sen o parlaklığın gölgenin de ışığı ve nuru olmak cihetiyle ve sen de gölge olduğundan kendisi oluyorsun. Geçip gidenler için senin ailenin tebettül etmesidir. Sen gölgesi olmakla geçip gitmiyorsun. Çünkü onun gölgesi olmakla
Seyyid İsem-i Rahimuddin hakikat peydah ettiği bütün var hesap alan aynayı fark etmemek kaynaklıdır. La uyut bil afidir. Lamalar 158. Ne vakit o eple güneş aynanın ölmesiyle ölmediğini ve kırılmasıyla fena bulmadığını derk etse bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir. Bu vakit anlar ki aynada görülen güneş aynayı tabi değil, bekası ona mütevakkıf değil. Aynen bunun gibi bekam aynama mütevakkıf değil, baki bir isminin gölgesi olmak her şey aynemde müstakil olamaz. Gölge aynıyla kayın değil, baki ve selametli bir isimle kayındır. Mektubat 257, her bir şeffaf cüzde ve su katrelerinde güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması ehadiyet misalinde gösterir. Gölgenin kendisi olmak aynı zamanda ehadiyet misalidir. Buna fazla girmedim. Şualar 63. Gölgeye yapışmış, aynenin bekasına aşık olmuştur. Sırrıyla fani ol. Sözler 230 ve sırrıyla fani ol. Sözler 230. Ve şu dünyadan bekaya giden yol fenadan geçiyor. Fenadan gidiyor. Yine sözler 230. Fani olunca aynayla kayın olmadığını fark edersin. Gölge o aynayı fark edersin. İsterim fakat bir yâr-ı baki isterim. Sırınca sermediği bir ismin gölgesi olmakla Şems-i Sermet Seyyid oluyor. Sözler 773. Kitaplar, içtihatlar Kur'an'ın aynesi yahut bir gün olmalı. Gölge vekil istemez o Şems-i Mucize beyan. Nazm-ı Mani ile ayna gölgeye, dürbün de vekile cevap ediyor. Dürbün, Hasbinallahu ve ni'mel vekil de bakıyor. Eninin dürbünüyle, sözler 592'de, eninin dürbünüyle kainat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür, vahid-i kıyasi olan mevhum rububiyetini ve farazi malikiyetini terk eder. Yani ene, vahid-i kıyasi cihetinde eninin lazım-ı zarurisi değildir. İşi anlayana kadar ene de görev yapıp sonra terk edilir, kendi bekasını onda görür. Her şeyin ondan ona olduğunu görmekle, yani aynayı fark etmekle kendinde fani olup baki ve serbedi bir isminin gölgesi olur. O zaman yani bu şartla Kur'an'a gölge ve vekil dahi olsa bu şartla. Kur'an insan, Kur'an eşit bir insan olduğundan artık emanete vefa gösterip insanlık makamına çıkacağından onun için gayr yoktur ki Kur'an'ı kapatsın. Her şey ona vermiştir ve onda görmüşüz zaten. Sözler 792. Eğer taayyün edip perde altından çıksan lüksün mü diken orada altında üstünde zalim olursun, güneş iken orada burada gölge edersin. Sen kendi vücudunu müstakil bilip belirlen ve kayıtlanma. Sen taayyün etmezsen o seni taayyün eder. Sen istidat cihetiyle gölge etmezsen o sende o senin gölgen olur. Yani Şems-i Selamet'in gölgesi olursun. Şems-i Selamet isterim sırrıyla. Mektubat 63. Her şey mane ismiyle ve kendine bakan vecihde hiçtir. Kendi zatına müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yok. Ve yalnız kendi başıyla kaim bir hakikati yok. Fakat Cenab-ı Hakk'a bakan vecihde ise yani manayı harfiyle olsa hiç değil. Çünkü onda cilvesi görünen Esma-i Bakiye var. Malum değil. Çünkü sermediği bir vücudun cilvesini taşıyor. Hakikati vardır, sabittir, hem yüksektir. Çünkü mazhar olduğu vakit ismin sabit bir nevi gölgesidir. Bakıyorlar Abdülcük. İçlik bekaya Adem yani madum sermediyete kıyas edilmiş. Libetillah olsa maçıvaya girmez ki külli şeyin halikun ille veçhahu kılıncıyla başı kesilsin. Demek ki baki ve sermedi bir ismin gölgesi olmaktaki gölgenin kendisi maçıva değildir. Gölge güneşe muhalefet edemez. Ben yoktur gölgede. Ben dedi sen de sensin yine organ vardır. Mektubat 91. İşte sahabe ve asfeyi müştehidin ve eğitmeydi. Bilgisayarda olduğu için tam okumuyor. Hakaikul eşyai sabit ettun. Derler ki
Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasıyla hakiki bir surete tecelliyatı var. Bütün eşyanın onun icadıyla bir vücudu arzisi vardır ve o vücut candan vacibül vücudun vücuduna nispeten gayet zayıf ve kararsız bir zıl, bir gölgedir. Fakat hayal değil, vehim değildir. Cenab-ı Hak Hallak ismiyle vücut veriyor ve o vücudu ilave buna deyince. Şimdi buna tefekkür eden var. Varlığın sabit bir hakikati vardır. Ömer el-Nesefi el-Akayt'dir burada geçen. Bu vücut zıldır, gölgedir, hayal değil ve vehim değildir. Gölge hayalin arkasındadır. Mesela Yamala 85'te geçen hayal veya fikir aynesinde küfriyatın ve şirkin ateistleri ve delaletin gölgeleri. Yani gölgenin menbaı hayal değil, hayal aynedir. Gölge aynaya, aynanın haricinde olup aynaya aksedendir. Hayal veya fikrin zatından veya manevi isminden çıkmış veya dışa vurmuş değildir. Hakiki bir surette tecelliyat aynaya tabi değildir ve aynada sadece ifade edilendir. Bu tecelliyatın kendisi gölgedir. Not, tecelli veya tezahür gibi şeyler haşa vacip değil. Çünkü vakti bir vücut lazım gelir ki böyle bir şey zaten söz konusu değil. Eğer baki ve sermedi bir ismin gölgesi olursan dayanık bir hakikati olur. Şuur-i imani ile takarrur eder sırrıyla aynaların değişmesi olan kararsız bir zıldan senin için dayanık bir hakikat takarrur eder. Yani kararsız bir zıldan gölgesi olmakla karar kılıyorsun. Bu an bize vacib-i vücuda nispetle zayıf görünür. Yoksa bildiğimiz bu kararsız vücuda nispetle gayet yüksek ve sabit ve kararlıdır. Mektubat 92. Esma-i İlahi'nin her biri ayrı ayrı birer ayine ister. Hem mesela Rahman, Rezzak hakikatli, asıl oldukları için kendilerine dair rızka ve merhamete muhtaç mevcudatı ister. Rahman nasıl hakiki bir dünyada rızka muhtaç, hakikatli ezdi ruhları ister. Rahim de öyle hakiki bir cenneti ister. Diğer yalnız mevcut ve vacib-i vücut ve vahid-i ehad isimleri hakiki tutulur. Öteki isimler onların içine gölge olmak haysiyetiyle alınsa bu esmaya karşı bir haksızlık hükmüne geçer. Rahman zil ruhları istiyor. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim. Gayet istemem sırrınca Rahman beni istiyor. Ruhum da Rahman'a teslim olup Rahman'da ifade olmak ister. Rahman ve ruhum birbirini istedikleri halde ruhumu teslim etmeyip müstakil bıraksam taavün ve teşabbus zalim birer emir olduğundan ademe düşerim. Hani ruh ikisi derler ya, tabiri caizse haşa, ruhumun ikisi Rahman'dır. Tabiri caizse. Mektubat 92, burası çok önemli, ben buradan çok istifade ettim. İşte Esma-i İlahi'nin her biri ayrı ayrı birer ayine ister. Hem mesela Rahman, Rezzak hakikatli asıl olduğu için, demek ki okuyorum fakat başka bir şey değineceğim. Kendilerine ve rızka muhtaç ve merhamete muhtaç mevcudatı ister. Rahman nasıl hakiki bir dünyada rızka muhtaç fekrat edildiği ruhları ister. Rahim de öyle hakiki bir cenneti ister. Eğer yalnız mevcut ve vacib-i vücut ve vahid-i ahad isimleri hakiki tutulup öteki isimler onların içine gölge olmak karşısında alınsa bu esmaya karşı bir farklılık hükmüne geçer. Şimdi ben bu kısımda çok istifade ettim. Paylaşıyorum inşallah. Rahman ismi vahid-i ahad içinde gölge değildir. Hakikidir. Esma-i İlahi'nin her birisi ayrı ayrı bir ayine ister. Ancak hakiki olan ayine isteyebilir. Rahman'ın zirruh aynasını istediği gibi. Peki hep gölge değil diyoruz. Ya mesela Rahman gölge olsaydı ne olurdu? Bir şey anlamının bir yolu da zıttını düşünmektir. Evet. Eğer Rahman haşa gölge olsaydı vacib gibi kendisi için bir şey isteyemez. Aynı benim Selmedi ve Baki bir ismin gölgesi olmam da kendim için, yani manevi ismim için beka istemek değil, haşa tam tersi, kendimle fena olmak isterim ki ta o anda beka bulayım. Aynen bunun gibi gölge kendisi için bir şey isteyemez, tarihte görünemez ve bulunamaz. Müstakil olarak tarihte ifade edilmek isteyemez,
gölgenin vücudu halatçısı bu yani kendi manevi cihetinde bulunamaz. Nasıl ki ben bir gölge olursam ruhumu Rahman'a teslim eğilirim, Rahman'a rağmen işleyemem, gayr isteyemem. Aynen bunun gibi Rahman ismi gölge olsaydı haşa, kendine ait bir aynı mevcut isteyemez, cürhuda istemezdi. Mesela Vahid-i Ehad'in gölgesi olsa her şeyi Vahid-i Ehad'de görürdü. Çünkü kendi gölge olursa aslı Ehad olurdu, aslından başka harici bir aynı isteyemez. Ve kendini Ehad'in dışında ifade edilmekten kaçardı. Her şeyi de isteyecekse her istediğini zaten aslı olan Vahid-i Ehad'de görürdü. Ancak ve ancak hakiki olması lazım ki cürhuda isteyebilsin. Benim ruhum dahi bir gölgenin peşinden gitmek ve ona teslim olmak istemez. Ruhumu ancak hakiki olan bir Rahman'a teslim ederim ki ey Rahman, burada biraz hissiyat devreye girdi. Vallahi sen hakikisin. Ben budur aklımda haşa senin önemini ölçmekle hadsizlik etmem. Sen benim ruhumun aslısın. Sensiz bir ruh Adem'in ta kendisidir. Yaptıbat güzelli. Evine gittiğin zaman bir siyah şahıs gölge göreceksin. O şeytandır. Şeytan da gölge diyor. Kur'an'a gölge olmak sırrınca ben merkezci ve fani olmadan harici çıkan şeytandır. Gölgenin harici intihabı yoktur ve ebterdir. Müstakil olarak ifade ederse kendini hain oluyor. Çünkü ona ait olmayan ve emanet olanı zimmetine geçirip ona da hıyanet eder. Kendini kendinde ifade eder. Onda görmez hain olur. Ancak bizzat nefsi hiç olduğu zaman ikinci derecede nihayetsiz bir lütuf kazanırsın. Neden birinci derecede değil de ikinci? Çünkü sen birinci derecede nihayetsiz adam buldun. Ademinde vücut bastırınca sen birinci derecede ancak hiçsin. Ben kendi ismimde değil, ben kendi ismimle değil ancak Bismillah ile başlarım. Gölge kendine vücut rengi verirse Adem'e çalışır. Çünkü daha önce dediğim gibi Rahman ismi haşa gölge olsa kendini mevcudu ifade etse bile vücuda hizmet olmazdı haşa. Rahman ismi asıl olduğu için dışarıda ifade edebilir kendini. Aslı şenli dışarıda ifade edebilme potansiyeli, yani tabiri caizse bu ifadeler. Gölgenin şenli de içeride ifade edilebilmektir. Rahman zi ruhu, ruhum Rahman'ı istediği gibi. Fakat şu var ki bu dış içtir, iç de dıştır. Yani benim dışım içimdir, içim dışımdır. Mesela sen kendini ararken şuur-u imanıyla dışa dönmüşsün. Aksi halde şişeciğine sıkışırsan ve emeği dermezsen harice yol bulamaz ve aynayı fark edemezsin. Nasıl ki balık sudan çıkmadan suyu bilemez, hayaldarlığını bilmek için aynayı fark edeceksin. Kısaca hayal ve fikir aynasını da küfriyatın ve şirkin akisleri ve dirayetin gölgeleri sırınca aynen ne olduğunu bir derece tefekkür etmek için pardon gölgeleri şimdi başka bir yere geçtim. Aynen ne olduğunu bir derece tefekkür etmek için biz aynen olmasaydık ne olurdu? Şu olurdu. Bir vücudumuz olurdu haşa. Belki aynen kendi sıfatı olurdu. Vücudunda Adem ve Adem'in vücut olmazdı. Ya vücut ya Adem olurdu. Tadayyür ve tebettül ve tahavül olmazdı. Sonradan zihayet ve sonradan ölüm olmazdı. Şefkat, muhabbet, adalet, nefret, böyle haletler, tefekkürler vesaire. Kısaca bizle alakalı olan her şey anda bir fiil yaşanır olurdu. Doğum ve mevk olmazdı. Bismillah diyemezdin. Gölge ile ayna arasındaki fark, gölge ayna ile asıl arasında berzah olup aynada ifade edilen ve varlığı aynanın sıfatı olmayıp aynaya tabi olmayandır. Mesela gecede aynada güneşin gölgesi olan nur gözükmez. Bu sır iledir ki mübarek geceler var, yani mübarek gündüzler yok. Tabi cuma günleri de bayramlar sayılmıyor. Bunlar, çünkü bunlar müfrit olmuyor. Gece ise müfrittir. Ancak gece olursan anlarsın ki aynamdaki güneş aynamın sıfırı değil, bendeki beka bana ait değil. Yani gece olmak fani olursan anlarsın. Mektubat 193. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın başına gölge ettiği. Yani muhbir-i sadık aleyhissalatü vesselamın gölgesi yoktu. Kendine vücut rengi vermemiş olduğundan
kendinin gölgesi yoktu. Çünkü bir aslanın gölgesi olmuştu. Onda o değil, Allah gözüküyordu. Mirat-ı Muhammed'den aleyhissalatü vesselam Allah görünür daim. Gölge deyince hatıra ağacın veya bulutun gölgesi gelmesin. Çünkü ağaç cüce olduğundan kendi istidadında gölge var. Güneşin gölgesini ise ağacın gölgesi değil, nur gösteriyor. Ziyanın gölgesi nurdur. Bu ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru. Sözler 361. Gece nurları gündüz güneşin ışıklarının gölgeleridir. Sözler 364. Kainatta bir gölgesiyle ışıklandıran. Sözler 106. Yani gölgenin ışığı var, nuru var, karanlık değil. Mesela ziyanın gölgesini ele alalım. Sözler 364. Reşah misal üçüncü arkadaşınız ki hem fakirdir hem renksizdir. Güneşin hararetiyle çabuk tebahur eder. Enaniyetini bırakır, buhara biner, havaya çıkar. İçindeki maddi kesife, nara aşk ile ateş alır, ziya ile kovuk döner. Eğer reşah olursan veya sendeki bekanın bani ol hızıyla sana ait olmadığını, bani ve gece olmakla fark edersen veya en iyi edersen de sayır, sen de oluyorsun. Yani asıl olan ziya ile hayatı, gölge olan nura dönüyorsun, asıl ile gölgeye dönüyorsun. Yaktıbat sayfa 337'de okuyacağım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam değil yalnız kalbi ve ruhu ile belki hem cismiyle hem havasıyla hem letayifiyle 40 sene mukabil 40 dakikada velayetinin kiramet kibresi olan miracı ile bir cadde-i kibre açarak hakayık imanenin en yüksek mertebelerine gitmiş. Miraç merdiveniyle arşa çıkmış. Bab-ı Kavsin makamında hakayık imanenin en büyüğü olan iman-ı billah ve iman-ı billahiyeti aynı yakin gözüyle müşahede etmiş, cennete girmiş. Saadet-i ebediyi görmüş, o miracın kapısıyla açtığı caddeyi kibreyi açık bırakmış. Bütün evliya-i ümmeti şehir-i sülük ile derecelerine göre ruhani ve kalbi bir tarzda o miracın gölge içine gidiyorlar. Şimdi buna değineceğim. Miraç-ı Ekber asıl ümmetindeki gölgedir. Bu makamda aslı asıl veya gölgeyi gölge yapan cismaniyetin varlığı veya yokluğudur. Zira Miraç-ı Ekber yapan cismaniyetle gidiştir. Zaten eğer biz de cisimle gidebilseydik sünnet olurdu. Bizim miraçla sünnet olan miraç arasında bağlı fesada uğrayıp bize has kılınırdı. Kelime-i şahit bunu en başta reddeder ve sistem kabul etmez. Hem çekirdekler olurdu. Nur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bu sırrı tefidi de zıttır. Amener Rasulü'ye zıttır vesaire. Çünkü gölgenin şeyini kendini dışında ifade etmektir. Zatında fani olmaktır. Bu sırla ümmet cismiyle gidemez. Bu sır iledir ki cismaniyeti miraçta bırakırız. Zira bizim zatımızda gölge olduğumuz için harici bir vücut asla yoktur. Hani gölge olduğumuz da. Ben miracımı onda bulurum. Ben bu sırla cilde-i nur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olurum gölge olmakta. Gölgenin cismaniyeti yoktur fakat bir cismi isnat eder. Onda cismiyle benim için açılan miraç gibi. Bu sırla değil, bir ben var benden içeri değil, bir ben var benden dışarı. Gölgenin kendi içinde hakkı içerler, içliktir, ademdir yani mane ismi içinin. Şuur-u imani ile içinde bulunduğum bu yapımı yırtıp anlayan ki ben dediğim şeyi ben de değil onda ben diyebilirim. Bende ben demek ademdir. Nasıl ki ene denilip yüreğiyle en iyiyle düve inşikap eder. Nasıl ki çekirdek altta çürüyüp üstte ağaç olarak ifade edilir. Sen çekirdeğinin içinde kendini arama, dışında ara. Bu çekirdeği çürüyüp aynen onun gibi gölgesi olmakla kainat oluyorsun. Çekirdeğin çürüyor, büyük insan çıkıyor küçük insandan. Lemalar 18'den okuyorum. Ya Baki, madem sen Baki'sin yeter. Her şeye bedelsin. Madem sen varsın, her şey var. Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal, umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatının işareti ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilmi İsmail Hüsna'nın gölgelerinin gölgeleridir. Burayı açık tefekkürlerimi okuyacağım. Sen baki bir ismin gölgesi olduğun zaman baki hakikinin mevcudattaki
bu gölgelerin gölgeleri sende ifade ediliyor. Gölgenin gölgesi mevcudatın kabiliyetlerine bakıp kayıtlanıyor. Sen direkt baki hakikinin gölgesi olduğun zaman bu kabiliyetlerin aksi oluyorsun. Yani akseden. Mevcudattaki ihsan, hüsn ve kemal sende ifade ediliyor. Mevcudattaki sebebi muhabbetin sebebi baki hakikinin gölgesi olmakla sen oluyorsun. Lemalar 386. Bütün kainat onun gölgesi olmakla kainat seninle ışıklanıyor. Şualar 63. Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin bir dilgesinin mahiyetinde bir gölgesi bulunduğundan fıtratımda o kamil-i mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıkhiye gaflet yüzünden yoluna şaşırmış. Gölgeye yapışmış, aynenin bekasına aşık olmuştu. Burası da en çok istifade ettiğim yerlerden biri. Burada gölge olunca nasıl hissederiz ona değineceğim. Vicdanımdaki bekaya yapışmak, gölgeye yapışmaktır. Hem vicdanımdaki beka gölgesi var. Hem de o gölgeye yapışan vehmi bir vücut var. İstesen hiç olup baki bir ismin gölgesi olduğunda bu vicdanımdaki bekaya yapışacak bir vücut kalmıyor. Tam tersi dil kenardan korkmak fani oluyorsun. Yani fani olmaktan lezzet alıyorsun. Artık kendisi fani olduğundan vicdanındaki beka onun mahiyetinin sıfatı oluyor. Bölgenin şerri demiş olduğumuz gibi kendini şuur-i imanla hariçli görüp artık kendinde kendini göremez. Onda gördüğünden vicdanındaki beka sıfatı olup yani vicdanındaki beka kendi sıfatı olup daimut olup daha ölmüyor. Başka deyişle ben kendi vücut rengimde bekaya yapıştım. Hiç olduğumda ise bekanın kendisi benim mahiyetimde oluyor. Hani benim mahiyetimde baki ve selameti bir ismin gölgesi olmak sözüyle hiç olduğumda bekanın kendisi benim mahiyetimde oluyor. Bendeki beka gölgeydi, o gölge mahiyetimde oldu. Artık Adem ve Fena ne isterse bana yapsın ehemmiyeti yok. Onda benim için bir hakikat olduktan sonra ben de benim için ne olursa olsun ben beni bende değil onda buldum. Mesela aynada gece oldu. Güneşin gölgesi kayboldu. Aynı Adem'e düşsün. Bana ne? Ben baki ve selameti bir ismin gölgesi olarak Şems-i Selamet isterim sırrıyla Şems-i Selamet'i buldum. Onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur? Ben beni onda buldum. Bendeki beka bana ait olmadığı gibi ben dahi bana ait değilim. Beni bana bırakma. Mektubat 157. Her bir şeffaf cüzde ve su katrelerinde güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki gidi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması ihadiyat nişanını gösterir. Ve her bir şeyde hususan zihin hayatta ve bilhassa her bir insanda bu salihin ekser esması onda tecelli ettiği cihetle ihadiyeti gösterir. Adem ve Fena ne isterse bize yapsın. Lemalar 158. Demek aynalardaki akis gölgedir. Gölgede ihadiyet misalidir. Sözler 48. İkindi namazını kılmak için Kadim-i Baki ve Kayyum-ı Selamedi'nin Dergah-ı Samedaniyesine arz-ı münacat ederek Selamedi bir ismin gölgesi olunca kendin için bir şey isteyemezsin ancak münacat edersin. Hasan abi bir ders buraya kadar yaptım böyle istifade ettiğim şeyleri. Ya maşallah ya bu bir anafor bir fırtına esiyor kafamızda ya. Peki gölgenin gölgenin kesif ve nuranisi var mıdır? Gölgenin ben şöyle anladım Hasan abi. Gölgenin kesifi istidat cihetine bakıyor. İnsanın kendi bir rengine vermiş. Mesela ağacın gölgesi olduğu gibi. Nuranisi de artık hissini kendi hissini bilmiş. O zaman ziyanın nuru oluyor. Yani ziyanın nuru hükmünde olan gölgesi oluyor. Yani gölge bir nevi nur oluyor. Bu cihette benli vücudu yok.
hani bu cihette anladım Hasan abi. Yani çekirdeğin ağaç olması gibi Esma'nın gölgesi bizim istidatlar mıdır? Esma'nın gölgesi Baki ve Selim'e diye bir ismin gölgesi mi Hasan abi? He. Yoksa Baki ve Selim'e diye bir ismin gölgesi bizim istidatlardır diyebiliriz. Fakat şöyle, bu istidatlar biz sahiplendik. Yani aslında onlar onundur yani. O gölgesi olmak da bunlar onun olduğunu fark ediyoruz. Yani bunlar aynamızda gözüküp aynamızda olmayanlar diye düşünüyorum. Yok, hani bizdeki olan her şey onun gölgesi aslında. Biz onlara sahip çıktık yani. Kendimize gidebiliriz. Peki Fatih, ben de bir beka var. Beka istiyor. Beka istiyorum. Herkeste var. Ölmek istemiyor. Bu herhalde bendekine baki istemem asıl zannettiğimden mi cezasını çekiyorum? Azap çekiyorum. Evet abim. Evet abim. Çünkü bende kesinlikle fani olmalıyım. Ben ancak kendimde fani olursam, yani manevi ismimde, ancak onda beka buluyorum. Yani onun bekası aslında bana yetiyor. Yani kendi şahsı manevi isimdeki beka başıma bela oluyor. O bekada da zaten annesindeki vücudunda Adem vasıtasıyla o bekada da, yani kendi manevi isimdeki beka da aslında fena var. Yani bu şekilde düşünüyorum. Arkadaşlar, ölüm korkusunun bir cevabı, çok ciddi bir cevabı, Allah baki, Allah ölmez, Allah sermedi, Allah samet, hepsi. Bizde bunların gölgeleri var. Bu gölgelerle, beka istememle baki anlamam gerekirken, kendi bekasını istemenin belası, cezası ölüm korkusu. Vay be. Bak tanımlama ne acayip, bir daha. Ceza amel cinsindedir. Evet, ceza amel cinsindendir. El ceza min cinsil amel. Ölüm korkusu kendinde bulunan cilveye, gölgeye yapışmaktan geliyor ceza. Oysa bendeki beka bakiliğini anlamak için iken gölgeye yapıştım. Oysa diyecektim ki bende beka var, onu anlamam. Allah baki olduğunu nasıl anlarım? Benim ölmemle. Yani nehir gibi var ya, güneş devam ediyor. Güneşin vurduğu yer nurlanıyor. Ama nurlanan sular gene kayboluyor. Ama arkadan gelen su damlaları gene nurlanıyor. 10. sözde diyor ya. Demek ki o parlaklık suyun değil, sermedi bir güneşindir. İşte ölüm korkusu, acillere koşmak ve bedenin, vücudun bekasını aramak, bulamazsın tabii. Niye beka istiyorsun? Bende cilvesi var. Bende gölgesi var. Beka istiyorum. Ama dil bekası, hak fenası. İstediğim ülkü tenim. Dil bekası. Yani ben beka istiyorum. Hak fenamı istiyor. İstediğim ülkü tenim. Bir devasız derde düştüm. Akki lokman bir haber. Bu çok önemli de böyle. Onun için biraz fazla şey yaptım. Ben kendi hastalığım. Demek ki ölüm korkusu, ihtiyarlık endişesi, mezara girmek, siyah torbaya, korona torbasına, kefene sarılmak, ulan şuraya mı gireceğim? Sebebi bu azap, bende bulunan beka, o sermedi Zat-ı Zülcelal'in cilvesi, cemal naksi, gölgesi, ben buna yapıştım. Bunun bekasını istedim, elimde de geçmiyor. Kayıp gidiyor. Ne kadar sahiplenirsen o kadar ceza. Ne kadar bunu gölge olup aslına talip olursan, eyvallah, terisi oluyor. Doğru mu biraz anladım Fatih? Estağfurullah abi, evet abi. He, böyle değil mi böyle? Şimdi evet, şimdi beraber biraz ondan sonra kardeşlere söz vereceğiz.
Demek ki gölge iki tane midir? Bir nurani, bir kesif. Öyle mi abi? Evet abi. Kesife ne diyebilirsin abi, kesife? Bir daha söyle, daha önce yani, söyle. Berzahlar hani mesela bir örnek aklımda, mesela tasavvufçular mesela berzahlara giriyorlar. O berzahlarda mesela gölge oluyor. Hmm. Onlar mesela hani kendilerine bilememiş vücut renkleri var. Yani hissini bilememişse kendi vücutlarıyla gitmeye çalışacakları için o berzahlar, yani gölgeler ortaya çıkıyor. Tarikat yani, gibi. Bu gölgenin, evet abi, bu hani kendi anladığım, yani bu gölgenin kesif tarafı. Nurani tarafı da sende olanların aslında senin olmadığını fark etmek. Harika. Yani onun olduğunu fark etmek. Ha, bendeki, bende ama benim değilmiş bu. Bu farkındalık nurani oluyor. Evet abi. Ben öyle anladım. Vay be. Oh, elhamdülillah. İyi ki cismaniymişim, oh. İyi ki ölüyormuşum, oh, elhamdülillah. İyi ki Allah var, elhamdülillah. Evet kardeşler, Fatih orada, sorunuz size ait. Yazıp durmayın, bak ben okuyamam. Ne demiş? Dil kalp değil mi? Dil bekası, kalp fenası mı? Hak fenası. Aha, böyle yazmış. Ondan sonra Leman, dil bekası, hak fenası, istediğim ülkü tenim, bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Hak fenamı istiyor. Ben de bekam istiyorum. Hak, Cenab-ı Hak, hak şeyi, fenamı istiyor. Gibi tart git, telis ol. Abi, selamünaleyküm. Aleykümselam. Kesipler için Fatih abi söyleyeyim. Biraz şimdi, Hikmet hocam biraz sesini yükseltir misin abi? Tamam abi şey. Ben şimdi kesip için istidatlar dedik ya. Yani bu istidatlar derken şunu da içine alıyor mu? Yaptığımız hal ve hareketler ve gölgenin içinde mi? Gölgenin gölgeleridir diyor Fatih ona. Yani istidadın dışa vuruşu olan kabiliyetler ve onun da dışa vuruşu olan konuşmalar, eylemler gölgenin gölgesi diyor. Hepten daha aşağıda o da. Tamam. Bir de son sorumu sorayım abi. En son söylerken ikindi namazından sonra bir şey istemek değil de münacat daha şeydi diye. Onu bir daha söyleyebilir miyim? Ben anlamadım onu. Anlamadım ya da tam kaçırdım belki de. Eğer mümkünse. Ben de şöyle söyleyeyim abi. Tefekkürün noktasından. İkinci namazını kılmak için münacat ediyor ya, ben dedim yani sevmediği bir ismin gölgesi olunca kendin için bir şey isteyemezsin, ancak münacat edersin. Çünkü sen artık gölge olduğun zaman senin kendin mani isminde bir vücut kalmıyor. Artık sen dua bile, yani ben öyle düşünüyorum. Sen artık baki ve sevmediği bir ismin gölgesi olduğundan dua hani kendin için bir şey istemek, onu bile isteyemezsin. Ancak münacat edebiliyorsun. Yani onu ancak çünkü sen artık ona muhatap olduğun için yani kendini gözün görmüyor. Yani mani ismi cihetinde sana işini bildiğin için sadece münacat edebiliyorsun. Hani bu yani kendi nefsin için dua bile edemezsin yani. Ben öyle anladım. Yani bu baki ve sevmediği bir ismin gölgesi olmak hani basit bir şey değil. Ancak münacat ediyorsun yani. O şekilde ben anladım. Evet, bazen utanıyorsun belki de. Ben de böyle anlamıştım yani. Utanıyorsun kendin için bir şey isterken. Evet. Maşallah Hikmet hocam. Hani bir şey istemekte utanmakla beraber Rabbim şahit olsun. Sizde de var da onun için ben sizi ifade edeyim. Bazı günahlarımız gençliğimizde işte olmuş, yapmışız, etmişiz de işledik yani. O insan onu dile getirip tövbe etmesini bile utanıyor. Bu sefer toptancılığa kaçıyor. Ya Rab, senin razı olmadığın, istemediğin ne sudur etmişse hepsinden ya Rab, Muhammed'in hürmetine, sana iman edenlerin hürmetine, bize bu haleti verip bu şefaati, bu duayı, bu hürmetine diye söylettiren Esma'nın hürmetine bizi affeyle, Müslümanları affeyle ya Rabbi.
Evet, yani kendi işte duada bir istek var. Ya Rab şunu ver, şu günahımı sil. Münacatta istek yok. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an'ın dersiyle anladım ki, işte bu üçüncü şua, dua, bu münacat. Şimdi ille bazıları yazıyor. Demek ki bir dili olayım bakayım ne yazmış? Uğur yazmış. Gölge ile intisap arasında bir bağlantı var mı? Fatih, gölge ile intisap. İntisabı ben sana söyleyeyim de belki kolay olsun. İntisap nispetten geliyor, nesepten geliyor. Bir çocuğun nesebi var. Yani nesebi. Nesebimiz nedir? Esma-i İlahiye'dir. Biz onun çocuğuyuz. Aslımız evet, o. Abim. Evet abim. Hani gölge ile intisap arasında hani demiştim ya gölge olmak aynı işarettir. Mesela Ziya'nın mesela Baki ve Seleme diye bir ismi Ziya desek onun gölgesi Nur desek biz mesela Nur'a bakınca zaten Ziya'yı görmek zorundayız. Nizam zaten bu kaçınılmaz bir şey. İntisapsız olmak kaçınılmaz bir şey. Çünkü gölge olmak artık mecburi olarak hani o gölgenin lazım zorunlusu olarak ona intisap etmek zorundasın. Yani başka bir şey mümkün değil yani. İntisapsız gölge de olmaz ki. Zaten gölge intisabın dışa vuruşudur. İntisap yok. Gölgede yok ki. O adem olur. Yaşamamış adam. Zat-ı Zülcelal'e intisabı yok veya intisabı olup intisabını bilmiyor. Yaşamamış. Gölge deneyime çok şükür. Levent ne yazmış? Münacatta güneşin gölgede gölge lisaniyle kendini alması olabilir mi? Şimdi bir tanesi de şöyle yazmış. Kesif gölge galiba bu. Gölge seni gösterir. O var olduğu için. Mesela şu kalemin gölgesi var. Kalemin gölgesi var. O gölge güneşi mi güneş midir diyoruz, kalem midir diyoruz. Bunun gölgesi var vurmuş. Onunla kendini tanımaktır gölge. Bu kesif olanlara, nurani olanı ayrı. Mesela bu kalemin gölgesi var. Niye var? Çünkü güneş var bunun arkasında. Bunun arkasında güneş vurdu. Buraya düşen nedir? Güneş midir? Yok, budur. Bunun nesi düştü? Niye karanlık oldu da kalem düşmedi? Güneşsiz gölge olur mu? Olmaz. Peki bu nurani olsa cam gibi... ayna değil, cam. Camdan güneş vurdu, geçti karşıya. Gölge olur mu camın? Camın gölgesi olmaz. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, ben bilmiyorum, gölgesi yere düştüğünü bilmiyorum. Güneş demek ki vurup geçiyormuş cam gibi. Bunun gölgesi olur. O zaman gölge seni tanımlar. Gölge onunla kendini tanır. Mesela şu güneş buna vurduğu zaman önüne düşüyor. Ne düştü bu? Kalem. Ama kalemi de görmemiş olsam şurada. Güneş vurdu. Kalem. İyi bilirim ki bu gölgedir. Gölge ile asıl arasındaki fark düşün. Gölge ile asıl arasındaki fark. O zaman şu elimi düşünün, daha ileri götürüyorum misali. Şu elimi, daha ileri bu şimdi. Elimin gölgesi. Siyah değil mi yerde? Peki, o gölgeye baktığınız zaman elimin gölgesine, Hasan'ın, Ahmet'in, Hüseyin'in, alimin, zalimin, beyaz adamın, siyah adamın olduğunu fark eder misiniz? Edemez. Müslüman mı, kafir mi? Fark edemezsiniz. Kesif böyledir.
Nurani'nin gölgesi ne aindir ne gayirdir. O kesin. Peki cennetle dünya arasında deniliyor ki cennetin 70 bin perdeden geçmiş gölgenin gölgesi. O zaman diyorum bak, şu elime bakın, düşen gölge, bu canlı, bu cansız, bu buna muhtaç, bu buna muhtaç değil. Şimdi bunun birinci gölgesi bu. Canlı, cansız, fark sonsuz. Şimdi ikincinin de onun gölgesi olsa, bununla bunun arasındaki fark gibi 2 ile 3, 3 ile 4, 4 ile 5, 70 bin perde dünya. Buyurun cennete. Cennet nedir? 70 bin perdeden geçmiş gölgenin gölgesi bir daha. Bu canlı, renkli. Belki Müslümanın kafirin belli derisi. Gölgeyi vurdu. Bu canlı, bu cansız. Fark sonsuz. Birinci gölge. Şimdi bununla bunun arasındaki fark 2 ile 3. 3 ile 4. 4 ile 5. 70 bin geç alemi şehadet tapındığımız, uğruna namazı kaçırdığımız, geç kıldığımız, birbirimizin kalbini kırdığımız, söz verip yerine getirmediğimiz, yalan konuştuğumuz dünya bu. 70 bin geri git. Şuraya varmak için gölgenin gölgesi. Bu dünyadan 70 bin geri git. Ama ya Rabbi, gel de bunu kaçır. Ha, bu da gaye değil. Nur talebelerine, Risale-i Nur, Kur'an'a bize gözlük vermiş böyle. Yani biz Risale-i Nur'u niye okuyoruz? Bu Risale-i Nur'u böyle gözlük veriyor. Bu gözlükle Kur'an'a bakıyoruz. Peygamber'e bakıyoruz. Dünyaya bakıyoruz. Kendimize bakıyoruz. Bize bu gözlük ahireti bile gaye ettirmemiş. Neyi ettirmiş peki? Böyle bir cenneti bile gaye ettirmemiş. Cennetin sahibi, sahibini. Rıza ilahi. Nasıl bir şeyse bilmiyorum. Cenneti biraz anlatmış Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kur'an anlatmış ama rıza ilahi ben bilmiyorum. Rıza, razı olmuş. İçeriği ne? Bilmiyor. Cennet hakkında gene bir şey deniliyor. Bir anda her yerdesin, hiçbir yerde değilsin. Her istediğin oluyor, istemediğin olmuyor. Rıza ilahi de öyle bir şey de yok. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bakayım başka bir şey ne yazmış. Şimdi bu şeye benzedi, burada birisi yazmış Uğur. Sen razıysan o da razı diyor. Bugünkü bir ses kaydı göndermiştim. Hep soruyorlardı. Abi biz hani cevap verdim ama biz Allah bizi sevdiğini nereden bileceğiz? Ben Allah'ı seviyorum. Çok cevaplar oldu da ibadetin de senin sevdiğindir. Sevdiğin kadar ibadetin vardır. Seni ne kadar seviyor öğrenmek istersen terklerin kadar. Onun adına terk ettiğin kadar. Mesela Allah bir kulunu severse diyor hadisi kutsi'de kusurlarını görür. Başka? Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Yani kendisini terk etmiş. Başka? Allah bir kulunu severse sevdiklerini sever. Bak. Terk var gene. Hep terk. La ilahe. Sonra illallah. Evet, soru olduğu için şey yaptım. Başka soru yoksa kapatacağım. Tamam. Dur Mehmet dokunma. Olsun. O. Arkadaşlar gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Gölgeyle aslı anlayanlara, idrak edenlere, şuur edenler cinsinden eylesin. Hakikatine vasıl eylesin. Allah'lı hatırına kusurumuzu affeylesin. Dile bile getiremediğimiz günahlarımızı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, Allah'lı hatırına bize bu haleti verip söylettiren Esma'nın hatırına, Müslümanların, nur talebelerinin, kardeşlerimin,
kardeşlerimin evladı yerlerini, onları sevenleri, kardeşlerimin sevdikleri, ya Rabbel Alemin hepimizin günahlarını affeyle, merhamet eyle, yübedülullahi seyyiatım hasene sırrına mazhar eyle, ya Rabbel Alemin. Sen Allah'sın Allah'ım, senin için zor değil, bu günahların affı senin için zor değil ya Rab. Bizim için çok mühim. Ya Rab, o gözlerin ters döndüğü, mahşerin dehşetinden 124 bin enbiyanın nefsi nefsi dediği o haşir meydanında bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Hizmet-i imaniye, Kur'aniyenin şahs-ı manevisini bize himmet ettir ya Rabbi. Makam-ı Mahmud'un gölgesine bizi mazar eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, ahir zaman evladıyız. Ahir zamanda Müslüman olmak zordur. Sen biliyorsun ama biz dile getirmeye çalışıyoruz. Sen istediğin için ya Rabbi, ahir zamanda Müslüman olmak zordur. Nur talebesi olmak daha zordur. Daha küçük daire. Allah'ım, ahir zamanın şu fitnesinin şerrinden evladı, iyalimizi, çoluk çocuğumuzu, bizi sevenleri ve bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bu ahir zamanın şerrinin manayı muhalefetin hürmetine, manayı muhalefeti hürmetine matap olabildiğimiz şu nimetin hatırına bizi affeyle ya Rabbi, merhamet eyle ya Rabbi, rizana dahil eyle ya Rabbi. Allah'ım senden seni istiyoruz. Allah'ım senden seni istiyoruz. Allah'ım senden seni istiyoruz. Rüyetini istiyoruz. Rahmetini istiyoruz. Rizanı istiyoruz. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi hürmetine, Risale-i Nur'un mazhar olduğu esmaların hürmetine, iman edenlerin hürmetine, şair fırkatta yanan gönüller hürmetine, Kerbela'da revan olan kanın hürmetine, ya Rabbi senin razı olduğun kullarının hürmetine duamızı kabul eyle. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Allahümme selam ala seyyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Fatih var, maliyeci Yozgat'tan. Bugün bana şey yaptı, meşveret etti, biraz bahsetti. Vücut, mevcut, madun, mümteni. Gafur'la ikisi yapacaklar galiba. Yani bununla yapın dedim ben. Bu çok ilginç. Vücut. Haftaya değil mi abi? Yok, haftaya değil. Haftaya olanlar var. Abdullah Demir Tolay'a söylesinler, sıraya girsin, gir dedim. Ama onu da dört gözle bekleyeceğim. Vücut. Sırayla gidiyorum bakın. Vücut. Adem, cem'i, imkan, zuhurat, mümkün, mümkünat, madum. Mümteni zaten yok. Bunları yapacaklar. Çok acayip tabir. Külliyatın tabirleri. Bak, madum ile mümteni hiç alakasız kadar zıt. Mesela Madun vücudu ilmi. Vücud haricisi yok, ilmi vücudu var. Mümteni ise şirk. Kafasızın kafasında var. Vücudu yok. Şimdi bir soru. Kafasızın kafasında şirk var. Bu mümteni. Yok. Yok da benim kafamda niye var? Evet, vücudu yok. Fatih bunları yapacak inşallah. Selamünaleyküm.